Merhaba hanımlar, Örgücü Bayan YouTube kanalıma hoş geldiniz. Yine sizlere çok güzel bir model anlatımı yapacağım. Hem desenli hem de ajurlu bir model. Gördüğünüz gibi çok şık ve çok güzel duruyor. Ben çok beğendim. İnşallah sizler de beğenerek örersiniz. Patiğimize şöyle yakından bakalım. Renkli ipimizle başladım patik burnuna. Daha sonra patik burnunu artırmalarını yaptıktan sonra krem rengine yani zemin rengimize geçiş yaparak modelimin kurulumuna başladım. Gördüğünüz gibi böyle bir desenimiz var. Desenimizi bitirdikten sonra böyle bir ajur uyguladım. Ajuru bitirdikten sonra yine alt kısımda yaptığımız desenin aynısını üst kısma yaptım hanımlar. Gerçekten çok güzel oldu. Ayrımı yaptıktan sonra da herhangi bir model uygulamadım. Bakın gördüğünüz gibi haroşasını bu şekilde yaptım. Yanlarının topuk kısmı da bu şekilde hanımlar. Benim elimin ayarına göre 38 numaraya uyumlu oldu patiğim. Siz elinizin ayarına göre patiğinizin uzunluğunu ayarlayabilirsiniz. Ayağınıza göre giyerek, ölçerek bakabilirsiniz. O şekilde ayarlayıp ayağınıza göre yapabilirsiniz patiğinizi. Ben yine patik burnu başlangıcını yaptım. Modelime kadar ördüm. 12 ilmekle başlıyoruz patik burnuna. Bir sıra düz ördükten sonra şişlerimizi ayırarak artırmalarımıza başlıyoruz. Bir sıra artırma yapıyoruz. Bir sıra düz örüyoruz. Bu şekilde ilerleyerek her şişimizde 13 ilmek oluncaya kadar artırmalarımıza devam ediyoruz. Bir sıra artırma, bir sıra düz örerek. 13. artırmamızdan sonra bir sırada düz örüyoruz. Daha sonra krem rengimizi yani zemin rengine geçiş yaparak modelimizin kurulumuna başlıyoruz. Şişlerim 3 numara. Patiklerimde 3 numara şiş kullanıyorum. Bu ipimin renk numarasını kaybettim hanımlar. O yüzden renk numarasını veremiyorum. Siz istediğiniz rengi uygulayabilirsiniz. Krem renginin renk numarasını söyleyeyim. Tunç Dolly'nin 0182 numaralı krem rengi. Hemen başlayalım isterseniz. İpimi şöyle kenara aldıktan sonra ipime bağlıyorum. İpimin rengi bordoyla yani kırmızı arasında bir renk. Gerçekten çok güzel duruyor. Krem rengi ipimi bağladım. Bu arada 14. artırmamızı yapacağız ve modelimizin kurulumuna başlayacağız. 14. ve son artırmamızı yapacağız hanımlar. Şimdi renkli ipimizle ilk ilmeğimizi örüyoruz. Artırmamızı krem rengini hemen alt tarafa çekerek krem rengini şöyle alt tarafa çektim. Artırmamı krem rengi ipimle yapıyorum. Bir tane renkli ipimle ördüm. Artırmamı krem rengi ipimle yaptım. Bir ilmek renkli ipimle örüyorum. Bir ilmek krem ipimle örüyorum. Bir ilmek renkli ipimle örüyorum. Bir ilmek krem rengi ipimle örüyorum. Bu şekilde ilerleyerek sıra sonuna kadar örüyoruz hanımlar. Bir krem. Ben buna bordo diyeyim hanımlar. Yani aslında bordo değil ama bordo diyerek geçiştireyim bu rengi. Tam rengini bilmediğim için. Bu şekilde bir krem, bir bordo olarak sıra sonuna kadar ilerliyoruz. İkinci şişime geçtim. Bordo ipimle ördüm bir ilmek, bir ilmek krem, bir bordo, bir krem. Bu şekilde ilerleyerek sıramızı tamamlıyoruz. Hem de 14. artırmamızı yapıyoruz. Evet, şimdi ikinci artırmamızı yapacağız. Yani ikinci şişimizdeki artırmamızı yapacağız. Son ilmeğimizden önce artırmamızı yapıyoruz hanımlar. En son ördüğümüz ipimiz, ilmeğimiz krem rengi ipimizle oldu. Artırmamızı bordo ipimizle yapıyoruz. Son ilmeğimizi de krem rengi ipimizle örüyoruz. Üçüncü şişimize geçiyoruz. İlk ilmeğimi bordo ipimle ördüm. Artırmamı krem rengi ipimle yapıyorum. Yine aynı şekilde devam ediyorum. Bir bordo, bir krem. Bir bordo, bir krem. Bu şekilde
Yine diğer şişimin sonuna kadar bir krem bir bordo olarak örmeye devam ediyorum. Dördüncü ve son şişime geçtim. Yine bir bordo bir krem. Bir bordo bir krem olarak örüyorum. Şişimin sonunda bir ilmeğim kalıncaya kadar. Yine son artırmamı yapacağım orada da. Evet, son ilmeğimden önce artırmamı yapıyorum ve o da bordo ipimle denk geldi. Son ilmeğimi de krem rengi ipimle örüyorum. Evet, ilk sıramızı tamamladık ve artırmalarımızı bitirdik. Şimdi ikinci sıramıza geçiyoruz modelimizde. Yine ilmeklerimizi nasıl görüyorsak o şekilde öreceğiz. Bordo ilmeklerimizi bordo ipimizle, krem ilmeklerimizi krem ipimizle örerek sıramıza devam ediyoruz. Bir bordo, bir krem. Bir bordo, bir krem. Bu şekilde yani bir önceki sıranın tekrarını yapmış oluyoruz. Bir bordo, bir krem. Krem ilmeklerimizi krem ipimizle, bordo ilmeklerimizi de bordo ipimizle örerek sıramızı tamamlıyoruz hanımlar. Evet hanımlar, sıramı tamamladım ben. Bakın bu şekilde. İlk başlangıç modelimizi tamamladık. Şimdi krem rengi ipimizle devam ediyoruz. Bütün ilmeklerimizi krem rengi ipimizle örüyoruz. Bu sırada bordo ipimizi kullanmıyoruz. Hanımlar, bu arada kanalıma abone değilseniz eğer abone olursanız çok sevinirim. Ücretsizdir. Bildirimleri de açarsanız video yüklediğimde hemen haberdar olursunuz. Videolarımın altına yorum yapmayı unutmayın hanımlar. Desteğinizi bekliyorum. Eğer bu videomu da beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın. Şimdi modelimize gelelim. Bu sıramızda bütün ilmeklerimizi krem rengi ipimizle öreceğiz. Bu sıramızda dahil 3 sıra boyunca krem rengi ipimizle örüyoruz. Daha sonra gördüğünüz desenimizin kurulumuna geçeceğiz hanımlar. Şimdi 3 sıramızı tamamlayıp gelelim. Evet hanımlar, 3 sıramızı tamamladık. Şimdi modelimizin kurulumuna geçiyoruz. İlk olarak krem rengi ipimle 2 ilmek örüyorum. 1, 2. 2 ilmek krem ipimle ördüm. Hemen bordo ipimi alıyorum. Bordo ipimle 1, 2, 3, 4, 5. 5 ilmek bordo ipimle örüyorum. Krem ipimle 1, 2, 3. 3 ilmek krem ipimle ördüm. Yine aynı şekilde 5 ilmek bordo ipimle örüyorum. 2, 3, 4. Diğer şişime geçiyorum. 5. ilmeğimi de bu taraftan örüyorum. Yine 3 ilmek krem örüyorum. 5 bordo, 3 krem olarak sıra sonuna kadar örüyoruz hanımlar. 4, 5 bordo, 3 krem. 5 bordo, 3 krem olarak sıra sonuna kadar örüyoruz. Bakın, sıra sonunda 2 bordo ördük. Diğer şişimize geçtiğimizde bu devamını öreceğiz. 3 bordo da buradan öreceğiz. Daha sonra 3 krem, 5 bordo olarak sıra sonuna kadar örelim hanımlar. Sıramızı tamamlayıp gelelim. Evet hanımlar, sıramızı tamamladık. Sıramızın sonunda hiçbir değişiklik yok. Modelimiz tam olarak oturuyor. 5 bordo, 1 krem. Yani 2 kremle başlamıştık. 3. kremimiz de sıranın sonunda olacak hanımlar. Devam edelim. Krem rengi ipimi alıyorum. 1 ilmek krem rengi ipimle örüyorum. Bordo ipimi alıyorum. Sonra 1, 2, 3. 3 ilmek bordo örüyorum. 3 ilmek krem. 1, 2, 3. 3 ilmek krem örüyorum. 1 ilmek bordo. 1 ilmek krem. Yine 3 ilmek bordo. 1, 2, 3. 3 ilmek krem. Aynı başta ördüğümüz gibi. 3 bordo, 3 krem,
1 bordo, 1 krem. Tekrar başa alıyoruz. 3 bordo, 3 krem, 1 bordo, 1 krem. Devam edelim. Yine kafanız karışmasın diye 3. kremimi bu taraftan ördüm. 1 bordo, 1 krem. Yine 3 ilmek bordo, 3 ilmek krem, 1 ilmek bordo, 1 ilmek krem. Tekrar baştan. 3 ilmek bordo. Bu şekilde sıra sonuna kadar örüyoruz hanımlar. Sıramız bu şekilde. Sıra sonuna kadar ilmeklerimizi bu şekilde örüp gelelim. Evet hanımlar, sıramızı tamamladık. Bir sonraki sıramıza geçiyoruz. Bordo ipimizle başlıyoruz bu defa. 1, 2, 3. 3 ilmek bordo örüyoruz. Krem rengi ipimizi alıyoruz. Krem rengi ipimizle 1, 2, 3, 4, 5. 5 ilmek krem örüyoruz. Yine 3 ilmek bordo. 1, 2, 3. 3 ilmek bordodan sonra yine 5 ilmek krem. Bu şekilde sıra sonuna kadar örüyoruz hanımlar. 3 bordoyla başladık. 5 krem, 3 bordo, 5 krem olarak sıra sonuna kadar örelim hanımlar. Evet, sıramızı tamamladık. Bir sonraki sıramıza geçiyoruz. Bordo ipimizle başlıyoruz. İlk 2 ilmeğimizi bordo ipimizle örüyoruz. 1, 2. 2 ilmek bordo ördüm. Krem rengi ipimle 1, 2. 2 ilmek krem örüyorum. 1 ilmek bordo. Yine 2 ilmek krem. 3 ilmek bordo. 1, 2, 3. Sonrasında yine aynı şekilde devam ediyoruz. 2 ilmek krem. 1 ilmek bordo. 2 ilmek krem. Diğer şişime geçiyorum. İkinci kremimi de bu taraftan örüyorum. 3 ilmek bordo. 2 ilmek krem. 1 ilmek bordo. 2 ilmek krem. 3 ilmek bordo. Son kalan 2 ilmeğimi de krem rengi ipimle örüyorum ve sıramı bu şekilde tamamlıyorum hanımlar. Gördüğünüz gibi 3 bordo, 2 krem, 1 bordo, 2 krem, yine aynı şekilde 3 bordo, 2 krem. Bu şekilde sıra sonuna kadar örüyoruz hanımlar. Şimdi sıramızı tamamlayıp gelelim. Sıramızı tamamladık. Sıramızın sonundaki son ilmeğimiz bordo. Çünkü 3 bordo olması gerekiyor. İkisini başta örmüştük. Son ilmeğimiz de bordo hanımlar. Bir sonraki sıramıza geçiyoruz. Yine bordo ipimizle başlıyoruz. 1 ilmek bordo ipimle ördüm. Krem rengi ipimi alıyorum. 1, 2, 3, 4, 5. 5 ilmek krem ördüm. 3 ilmek bordo. 5 ilmek krem. 1, 2, 3, 4, 5. 5 krem, 3 bordo olarak sıra sonuna kadar örelim hanımlar. 1 bordo ile başlıyoruz. 5 krem, 3 bordo, 5 krem. Sıra sonunda bu 3 bordonun birisi buradaydı. 2 tanesi de bu tarafta olacak hanımlar. Sıra sonunda tekrar göstereceğim zaten. Evet hanımlar, sıramızı tamamladık. Bakın sıramızın sonundaki 2 bordomuz buradaki 1 bordo ile birleşince 3 bordo oluyor. Şimdi sıramızın başına geçelim. Tekrar ilk ilmeğimizi krem rengi ipimizle örüyoruz. 1 ilmek krem ördüm. 1 ilmek bordo örüyorum. 1, 2, 3. 3 ilmek krem ördüm. 3 ilmek bordo. 1 ilmek krem. 1 ilmek bordo. 3 ilmek krem. 3 ilmek bordo. Yine aynı şekilde devam ediyoruz. 3 bordonun diğer ikisini de bu taraftan öreceğiz. 2, 3. 1 krem, 1 bordo, 3 krem,
3 bordo. Bu şekilde sıra sonuna kadar örelim hanımlar. Gördüğünüz gibi modelimiz bu şekilde. Evet hanımlar, sıramızı tamamladık. Bir sonraki sıramıza geçiyoruz. Krem rengi ipimizle devam ediyoruz. 1 2 2 ilmek krem rengi ipimizle örüyoruz. Bordo ipimizi alıyoruz. Desenimizin son sırasını yapıyoruz. 1 2 3 4 5 5 ilmek bordo örüyorum. 3 ilmek krem. 1 2 3 3 ilmek krem ördüm. Yine 5 ilmek bordo örüyorum. 5 bordo, 3 krem olarak sıra sonuna kadar örüyoruz hanımlar. Bakın 2 ilmek kremle başladım. 5 ilmek bordo, 3 ilmek krem, 5 ilmek bordo. Bu şekilde sıra sonuna kadar örüp gelelim. Evet hanımlar, desenimizi bu sıramızla birlikte tamamladık. Şimdi krem rengi ipimizle devam ediyoruz. Renkli ipimizi kullanmıyoruz bu sıramızda. Krem rengi ipimizle bütün ilmeklerimizi örüyoruz. Bu sıramızda dahil 2 sıra boyunca krem rengi ipimizle örelim. Daha sonra ajurumuzun başlangıcını yapalım birlikte. Evet, şimdi 2 sıramızı tamamlayıp gelelim. Evet hanımlar, 2 sıramızı tamamladık krem rengi ipimizle. Şimdi ajurumuzun yapımına geçeceğiz. Hemen başlayalım. Ben bordo ipimi burada kestim. Ajurları yaparken elime dolaşmasın diye. İsterseniz siz kesmeyebilirsiniz. Çünkü ajurlar bittikten sonra yine bir model daha uygulama yapacağız. Hemen başlayalım ajurumuza. 2 ilmek örüyorum. 2 ilmek ördükten sonra şişimin başına bir kere doluyorum. Sıradaki 2 ilmeği bu şekilde ikisini birlikte alarak bir tane kesim yapıyorum. 1 2 kesim yaptıktan sonra 2 ilmek örüyorum. Sıradaki 2 ilmeğin ikincisine şişimi takıyorum. Öndekini çıkarıp arkadan şişime takıyorum ve buradaki ilmeği onun önüne geçiriyorum. Yani ilmeklerin yerlerini değiştiriyorum. 2 ilmeği ikisini birlikte alarak sağa doğru bir kesim yapıyorum. Şimdi burada şişimizin başına dolama yapacağız. Şişimizi de dolamayı da bu şekilde yapıyorum. 1 2 2 defa bu şekilde dolama yapıyoruz. Dolamayı yaptıktan sonra sıradaki 2 ilmeği ikisini birlikte alarak kesiyorum. 2 ilmek düz örüyorum. Sıradaki 2 ilmeğin yerlerini değiştiriyorum. Değiştirdikten sonra ikisini birlikte alarak kesiyorum. Şimdi diğer şişime geçiyorum. Diğer şişime geçtikten sonra ilk önce artırma yapacağım. Şişimin başına bakın bu şekilde şişimi getiriyorum ve 1 2 2 tane dolama yapıyorum öncesinde. Dolama yaptıktan sonra sıradaki 2 ilmeği ikisini birlikte alarak kesim yapıyorum. 2 ilmek düz örüyorum. Sıradaki 2 ilmeğin yerlerini değiştiriyorum. Bu şekilde ikisini birlikte alarak kesiyorum. Aynı işlemleri tekrarlıyoruz hanımlar. Farklı bir işlem yok. Yine şişimin başına 2 defa doluyorum. 1 2. Dolarken bakın şişimizin altından bu şekilde dolama yapıyoruz. Buna da dikkat edelim. Sıradaki 2 ilmeği ikisini birlikte alarak kesiyorum. 2 ilmek düz örüyorum. Sıradaki 2 ilmeğin yerlerini değiştiriyorum. Değiştirdikten sonra ikisini birlikte alarak kesiyorum. Ve son artık 2 ilmeğimizden önce kesim yaptıktan sonra şişimin başına bir kere doluyorum. Kalan 2 ilmeğimi de düz olarak örüyorum. Ajurumuzun ilk sırasını tamamladık. Taban kısmında herhangi bir modelimiz yok. Taban kısmını krem rengi ipimizle düz olarak örüp gelelim. Evet hanımlar, taban kısmını ördüm. Şimdi ön kısımdayım. Ajurlu kısımdayım. Ajur yaparken hanımlar bir sıra ajur yapıyorsak ikinci sıramızı düz olarak örüyoruz. Şimdi bu sıramızda hiçbir işlem yapmadan bütün ilmeklerimizi düz olarak öreceğiz. İlmeklerimi düz olarak örüyorum. Sadece şurada iki dolamalı yaptığımız yeri
göstereceğim sizlere. Evet, bakın oraya geldik şu anda. İlmeklerimi yine düz olarak ördüm. İki dolamalı yaptığımız yere bakın şu şekilde şişimi arkadan ipime doluyorum. Arkadan bu şekilde yapıyorum ve arkaya geçirerek ilmeğin birincisini örüyorum ve şişimden çıkarıyorum. Yine aynı şekilde yapıyorum. Yani arkadan böyle alması zor olur diye bu şekilde yapıyorum hanımlar. Hemen ikinci ilmeğimi de düz olarak ördüm. Gördüğünüz gibi diğer ilmeklerimi de yine düz olarak örüyorum. Hemen şurada da bir tane göstereyim. Burada bakın ilk başta dolama yapmıştık. Yine aynı şekilde yapıyorum. Şişimi böyle arkadan getirerek ilmeğimi birisini örüyorum. Yine ikincisini aynı şekilde düz olarak örüyorum. Diğer ilmeklerimi de düz olarak örüyorum. Yine dolama yaptığımız yerdeyim. Şişimi yine aynı şekilde böyle yaparak ilmeğimin birisini örüyorum. İkincisini de yine aynı şekilde düz olarak örüyorum. Kalan ilmeklerimi yine aynı şekilde düz olarak örüyorum. Bu modelin çorap şeklindeki versiyonu kanalımda mevcut hanımlar. Aşağıdaki videolara bakarsanız bu modelin çorap hali var kanalımda. Baştan sona anlatımı var. İsterseniz çorap olarak da yapabilirsiniz. Bu bilgiyi de verdikten sonra şimdi taban kısmını örüp gelelim. Evet hanımlar, taban kısmını ördük. Şimdi ön kısımdayız. Yine ajur yapacağız bu sıramızda. Başlayalım. 1, 2, 3. 3 ilmek düz örüyorum bu defa. Şişimin başına bir kere doluyorum. Sıradaki 2 ilmeği ikisini birlikte alarak bu şekilde sola doğru kesiyorum. Sıradaki 2 ilmeğin yerlerini değiştiriyorum. Değiştirdikten sonra ikisini birlikte alarak kesiyorum. Şişimin başına bir kere doluyorum. Bakın burada bir önceki sırada ördüğümüz 2 ilmeğimiz var. Bu 2 ilmeğimizi düz olarak örüyoruz. Şişimizin başına bir kere doluyoruz. Sıradaki 2 ilmeği ikisini birlikte alarak kesiyoruz. Diğer 2 ilmeğin yerlerini değiştirerek onları da kesiyoruz. Kestikten sonra bakın şişimin üstüne bir kere doluyorum. Doladıktan sonra diğer şişime geçip diğer şişimdeki ilmeklerimi öreceğim hanımlar. Bu attığımız ilmeği kaçırmamaya dikkat edin. Hemen ilk 2 ilmeğimi örüyorum. İkinci şişimdeki şişimin başına bir kere doluyorum. Sıradaki 2 ilmeği ikisini birlikte alarak kesim yapıyorum. Diğer 2 ilmeğin yerlerini değiştirerek yine ikisini birlikte alarak kesiyorum. Şişimin başına bir kere doluyorum. 2 ilmek düz örüyorum. Şişimin başına bir kere doluyorum. Sıradaki 2 ilmeği sola doğru kesiyorum ve sıradaki 2 ilmeğin yerlerini değiştirerek sağa doğru bir kesim yapıyorum. Şişimin başına bir kere doluyorum. Kalan 3 ilmeğimi de düz olarak örüyorum. Ajurumuzun ikinci sırası da bu şekilde hanımlar. Taban kısmını örüp gelelim. Taban kısmını ördük. Ön kısımdayız. Bir önceki sırada ajur yaptığımız için bu sıramızda herhangi bir işlem yapmadan bütün ilmeklerimizi düz bir şekilde örüyoruz. Tabanda dahil. Bakın, artırdığım ilmeklerim de dahil. Bütün ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Herhangi bir farklı işlem yapmıyorum. Şimdi bu sıramızı düz olarak örüp gelelim. Evet hanımlar, düz sıramızı tamamladık. Yine ajurlu kısımdayız. Bu sıramızda ajur yapacağız. Hemen başlayalım. 1, 2, 3. 3 ilmek düz ördüm. Bakın sıradaki 2 ilmeğin ikincisine şişimi takıyorum ve yine ilmeklerimin yerlerini değiştirerek 2 ilmeği birlikte alarak kesim yapıyorum. Sağa doğru bir kesim yaptım. Şişimin üstüne yine daha önceki yaptığım gibi 2 defa doluyorum. 1, 2. Doladıktan sonra sıradaki 2 ilmeği
Sola doğru bir kesim yapıyorum. 2 ilmek düz örüyorum. Sıradaki 2 ilmeğin yerlerini değiştirerek sağa doğru bir kesim yapıyorum. Bakın bu şekilde. Yine şişimin üstüne 2 defa dolama yapıyorum. 1, 2. 2 defa dolama yaptım. Şişimin sonundaki 2 ilmeğin ikisini de birlikte alarak bir tane kesim yapıyorum. Diğer şişime geçiyorum. 2 ilmek düz örüyorum. Sıradaki 2 ilmeğin yerlerini değiştiriyorum. Değiştirdikten sonra ikisini birlikte alarak sağa doğru bir kesim yapıyorum. Şişimin üstüne 2 defa dolama yapıyorum. Sıradaki 2 ilmeği ikisini birlikte alarak sola doğru bir kesim yapıyorum. 2 ilmek düz örüyorum. Sıradaki 2 ilmeğin yerlerini değiştirerek sağa doğru bir kesim yapıyorum. Şişimin üstüne 2 defa doluyorum. Yine sıradaki 2 ilmeği ikisini birlikte alarak kesim yapıyorum. Kalan 3 ilmeğimi de düz olarak örüyorum. Fark ettiyseniz hanımlar, aynı işlemleri tekrarlıyoruz. Yani bu ajurun sonuna kadar aynı işlemleri tekrarlıyoruz. Ben yine de siz şaşırmayasınız diye ajurun sonuna kadar anlatıyorum. Şimdi taban kısmını örüp gelelim. Taban kısmını tamamladık. Bu sıramızda bütün ilmeklerimizi düz olarak öreceğiz. Bir önceki sıramızda ajur yaptığımız için yine ikili dolamada aynı şekilde gösterdiğim gibi ilmeklerimizi örüyoruz. Şöyle yapalım. Evet, ilk ilmeğimi ördüm. İkinci ilmeğimi de ördüm. Diğer ilmeklerimi aynı şekilde düz olarak örüyorum. Yine bakın burada da aynı şekilde yapıyorum. Böyle yapmazsanız çok fazla delik olur hanımlar. De çok fazla delik olmaması için bu şekilde örmeniz gerekiyor. Evet. Şimdi sıra sonuna kadar bütün ilmeklerimizi düz bir şekilde örüp gelelim. Evet hanımlar, sıramıza devam ediyoruz. Bu sıramızda ajurumuzu yapmaya devam edeceğiz. Hemen 1, 2. 2 ilmeğimi düz olarak ördüm. Sıradaki 2 ilmeğin yerlerini değiştirerek sağa doğru bir kesim yapıyorum. Şişimin başına bir kere doluyorum. 2 ilmek düz örüyorum. Şişimin başına bir kere doluyorum. Sıradaki 2 ilmeği bu şekilde sola doğru kesiyorum. Sıradaki 2 ilmeğin yerlerini değiştirerek sağa doğru bir kesim yapıyorum. Şişimin başına bir kere doluyorum. Sıradaki 2 ilmeği örüyorum. Şişimin başına bir kere doluyorum. Burada kesim yapacağım için bu ilmeğimi diğer şişime aktararak sıradaki 2 ilmeği bu şekilde kesiyorum ve bu taraftaki şişime aktarıyorum. Hemen devam ediyorum. Bakın, şişimin ilk 2 ilmeğini yerlerini değiştirerek sağa doğru bir kesim yapıyorum. Şişimin başına bir kere doluyorum. 2 ilmek düz örüyorum. Şişimin başına bir kere doluyorum. Sıradaki 2 ilmeği bu şekilde kesiyorum. Yine sıradaki 2 ilmeğin yerlerini değiştirerek sağa doğru bir kesim yapıyorum. Şişimin başına bir kere doluyorum. 2 ilmek düz örüyorum. Şişimin başına bir kere doluyorum. Sıradaki 2 ilmeği bu şekilde kesiyorum ve kalan 2 ilmeğimi de düz olarak örüyorum. Şimdi taban kısmını örüp gelelim. Evet hanımlar, sıramızı tamamladık. Bu sıramızda bütün ilmeklerimizi yine düz olarak örüyoruz. Bir önceki sırada ajur yaptığımız için bu sıramızı hiçbir işlem yapmadan düz olarak örüyoruz. Şimdi sıramızı tamamlayıp gelelim. Bütün ilmeklerimizi düz olarak örelim. Evet hanımlar, ajurumuza devam ediyoruz. Yine başlangıçta yaptığımız gibi başa döndük. Tekrar modelimizi başlangıçta kurduğumuz gibi kuracağız. 2 ilmek düz örüyorum. Şişimin başına bir kere doluyorum. Sıradaki 2 ilmeği kesiyorum. 2 ilmek düz örüyorum.
Sıradaki iki ilmeğin yerlerini değiştirerek sağa doğru bir kesim yapıyorum. Şişimin başına iki tane dolama yapıyorum. Sıradaki iki ilmeği yine aynı şekilde kesiyorum. İki ilmek düz örüyorum. Sıradaki iki ilmeğin yerlerini değiştiriyorum. İkisini birlikte alarak kesim yapıyorum. Diğer şişime geçip şişimin hemen ilmekleri örmeden iki tane dolama yapıyorum. Sıradaki iki ilmeği kesiyorum. İki ilmek düz örüyorum. Sıradaki ilmeğin yerlerini değiştiriyorum ve sağa doğru bir kesim yapıyorum. Şişimin üstüne iki tane dolama yapıyorum. Aynı şekilde devam. İki ilmek ör. Sıradaki iki ilmeğin yerlerini değiştir. İkisini birlikte alarak sağa doğru kesim yap. Şişimin başına bir kere doladım. Kalan iki ilmeğimi de düz olarak örüyorum. Şimdi taban kısmını örelim hanımlar. Taban kısmını ördükten sonra bir sırada düzümüzü örelim. Yine ajur yaptık. Tabanımızı tamamlayalım. Tabanı tamamladıktan sonra bir sırada düzümüzü örüp gelelim. Evet hanımlar, taban ördükten sonra bir sırada düzümüzü ördük. Yine ajur yapacağımız sıramızdayız. Ve ajurumuzun artık son sırası. Hemen başlayalım. 1, 2, 3. 3 ilmek ördüm. Şişimin başına bir kere doladım. Sıradaki 2 ilmeği sola doğru kestim. Sıradaki 2 ilmeğin yerlerini değiştirerek sağa doğru bir kesim yaptım. Şişimin başına bir kere doladım. 2 ilmek düz ördüm. Şişimin başına bir kere doladım. Yine aynı şekilde devam ediyoruz. Sıradaki 2 ilmeği sola doğru kestim. Sıradaki 2 ilmeğin yerlerini değiştirerek sağa doğru kestim. Ve şöyle ilmeğimi alayım. Şişimin başına bir kere doladım. Ve buradaki doladığım ilmeği kaçırmamaya dikkat edin hanımlar. Diğer şişime geçtim. 2 ilmek düz ördüm. Şişimin başına bir kere doladım. Sıradaki 2 ilmeği sola doğru kestim. Yine ilmeklerin yerlerini değiştirerek sağa doğru bir kesim yaptım. Şişimin başına doladım. 2 ilmek düz. Şişimin başına doladım. 2 ilmek sola doğru kes. 2 ilmek yerlerini değiştirerek sağa doğru kes. Şişimin başına bir kere doladım. Kalan 3 ilmeğimi de düz olarak ördüm. Bu sıramızla birlikte ajurumuzu tamamlamış olduk hanımlar. Şimdi taban kısmını örüp gelelim. Evet hanımlar, tabanımızı tamamladık. Ajurumuzu da tamamlamıştık. Şimdi bu sıramızda bütün ilmeklerimizi düz olarak örüyoruz. Artık ajurumuz bitti. Düz sıramızı öreceğiz. Bu sıramızı tamamladıktan sonra bir sıra daha krem rengi ipimizle düz olarak örüyoruz hanımlar. Bu sıramızı tamamlayalım. Bir sıra daha düz örelim. Yani toplamda bu sıramızla birlikte iki sıra krem rengi ipimizle düz olarak örmüş oluyoruz. İki sıradan sonra tekrar başlangıç modelimizin kurulumunu, yani nasıl yaptıysak başlangıçta üst kısmına da aynı şekilde kurulumu yapıp desenimizi örüyoruz hanımlar. Desenimizi tamamladıktan sonra yine iki sıra krem rengi örelim. Üçüncü sıramızda haroşamızı yapacağız. Ayrım kısmını göstereceğim sizlere. Şimdi ajurumuzu tamamladıktan sonra iki sıra krem rengi ipimizle örelim. Daha sonra modelimizi kuralım. Modelimizi bitirdikten sonra iki sıra krem rengiyle örelim yine. Üçüncü sıramızda bekleyelim. Ayrım kısmını yapacağız birlikte hanımlar. Şimdi ayrıma kadar modelimizi tamamlayıp gelelim. Evet hanımlar, ayrıma kadar modelimizi tamamladık. Ajurlarımızdan sonra yine desenimizi uyguladık. Desenimizden sonra da iki sıra boyunca krem rengi ipimizle ördük. Şimdi ayrım kısmına geçiyoruz. Renkli ipinizi kesebilirsiniz artık. O ipimizle işimiz kalmadı. Hemen örmeye başlıyorum. İlk şişimdeki ilmeklerimi yine düz olarak örüyorum. Son ilmeğime kadar
ilmeğime geldim. Örmeden şişimi alıyorum ve diğer şişime aktarıyorum. Buradaki iki ilmeğin yerlerini değiştirerek değiştirdiğim ilmeğin öndekine örüyorum ve diğer şişime aktarıyorum. Ajurları yaparken ilmekleriniz kaymış olabilir hanımlar. Ayırma başlamadan önce ilmeklerinizi eşitleyin, şişlerinizdeki ilmeklerinizi. Bunu da söyledikten sonra modelimize devam edelim. Ayrımı yaptık. Şimdi diğer şişimize geçtiğimizde ilk 6 ilmeği haroşa örgü olarak yapacağız. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 ilmeğimi haroşa örgü olarak ördüm. Diğer ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Arka kısmına herhangi bir model uygulamıyoruz. İlmeklerimizi krem rengi ipimizle düz olarak öreceğiz. Bu defa hem tersten hem düzden ilerleyeceğiz. Ayrımı yaptık çünkü. Taban kısmına geçtik. İlmeklerimi düz olarak örmeye devam ediyorum. Evet, son şişime geldim. Yine bu şişimdeki ilmeklerimin sonundaki 6 ilmeği haroşa örgü olarak öreceğim. Başlayalım örmeye. 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 7, 8. 8 ilmeğimi düz olarak ördüm. Kalan 6 ilmeğimi haroşa örgü olarak örüyorum. Haroşa örgü tek yönlü örülen bir örgüdür hanımlar. İlmeklerinizi her zaman arkadan alarak örüyorsunuz ya da her zaman önden alarak örüyorsunuz. Şimdi ayrım kısmına geldim. Geriye döndüm. Geriye döndükten sonra ilk 6 ilmeğimi haroşa örgü olarak örüyorum. 2, 3, bakın ipim arka tarafta, ilmeklerimi yine arkadan alarak örüyorum. Haroşa örgü bu şekilde yapılıyor. 4, 5, 6. 6 ilmeğimi haroşa örgü olarak ördüm. Bakın ön taraf bu şekilde. İpimi ön tarafa alıyorum ve diğer ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Şimdi haroşalarımızı, kenardaki haroşalarımızı birer birer artırarak örmeye devam edeceğiz. Daha önceki videolarımda yine bu arka kısmı kullanmıştım ben, haroşaları artırma yerini. Daha önceki videolarımdan da biliyorsanız eğer, genelde bazı patiklerimde bu şekilde uyguluyorum. Eğer arkasına desen uygulamayacaksam bu şekilde yapıyorum. Taban kısmındayız. Her düz yüzüne geçtiğimizde mesela 6 ilmek haroşa yaptık şimdi. Düz yüzüne geldiğimizde 7 ilmeği haroşa olarak öreceğiz. Yani birer birer ilmek artıracağız. Artıracağız derken haroşayı birer ilmek fazlalaştırıyoruz. Her sırada her düz yüzüne geldiğimizde birer ilmek fazlalaştırıyoruz haroşamızı. Şimdi ön kısımdayım yine. Diğer ilmeklerimi ters olarak ördüm. Son 6 ilmeğimi haroşa örgü olarak örüyorum. Bakın ipim arka tarafta, haroşayı arkadan alarak örüyorum. Geriye döndüm. Geriye döndükten sonra şimdi buradaki 6 ilmek haroşamızı 7 ilmek olarak artıracağız. İlk ilmeğimi örmeden aldım. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 ilmeğimizi ördük. Şu gördüğünüz bir sonraki düz ilmeğimizi haroşa örgüye çeviriyoruz. 7 ilmeğimiz haroşa örgü olarak artırdık. Diğer ilmeklerimizi
düz olarak örüyoruz. Evet, şimdi taban kısmına geldik. Taban kısmındaki iki şişimizdeki ilmeklerimizi örüp gelelim. Evet hanımlar, taban kısmını ördük. Ön kısımdayız. Burada da yine bir tane haroşa fazlalaştıracağız. Altıncı haroşamızın yanındaki ilmeği haroşa olarak öreceğiz bu sıramızda. Hemen örelim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 ilmeğimi düz olarak ördüm. Bakın haroşanın yanında bir tane düz ilmeğimiz var. Bu düz ilmeğimizi haroşa örgüye çevirerek 7 ilmek haroşa yapıyoruz. Her zaman düz yüzünde artırmamızı yapıyoruz. Birer ilmek düz yüzü burası oluyor. Düz yüzünde her zaman birer ilmek artırma yapıyoruz. Ters yüzüne geçtiğimizde hiçbir işlem yapmadan ilmeklerimizi gördüğümüz gibi örüyoruz. Yani 7 ilmek haroşa, diğer ilmekler ters, diğer taraftaki 7 ilmek yine haroşa olarak örüyoruz hanımlar. Haroşaları haroşa, ters ilmekleri ters olarak örüyoruz. Şimdi bu sıramızı bu şekilde tamamlayalım. Şişimizin sonundaki, yani şu ayrım kısmındaki 7 ilmeğimizi haroşa örgü örmeyi unutmayalım. Evet hanımlar, şimdi sıramı tamamladım ben. Yine ön yüzüne geldim. Ön yüzünde dediğim gibi haroşalara bir tane haroşa ekliyoruz. Yani artırma yapıyoruz. 6 ilmek haroşa ile başlamıştık. Bir sonraki sıramızda 7 ilmek yaptık. Şimdi bu sıramızda 8 ilmek yapacağız haroşalarımızı. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 ilmek haroşamız vardı zaten. Yanındaki bakın düz ilmeğimizi haroşa örgüye çeviriyoruz. 8 ilmek haroşamız oldu. Diğer ilmeklerimizi düz olarak örüyoruz. Şimdi taban kısmını örüp gelelim. Evet hanımlar, taban kısmını ördüm. Yine ayrım kısmındayım. Burada da yine bir tane ilmeğimizi haroşaya çevireceğiz. Buradan da yine 2, 3, 4, 5, 6. 6 ilmeğimi düz olarak ördüm. Bakın 7 ilmek haroşanın yanındaki düz ilmeğimi yine haroşa örgüye çeviriyorum. Bakın 3, 6, 8. Toplamda 8 ilmeğimiz kaldı şişin sonunda. Bunları haroşa örgü olarak örüyorum. Geriye döndükten sonra 8 ilmek haroşa, diğer ilmekler ters. Bu şişin sonundaki 8 ilmek yine haroşa olarak öreceğiz hanımlar ters yüzünde. Açıklayıcı bir şekilde anlattığımı düşünüyorum hanımlar. İnşallah anlatabilmişimdir. Her düz yüzüne geldiğimizde ters yüzünde kesinlikle hiçbir şey yapmıyoruz. İlmeklerimizi gördüğümüz gibi örüyoruz. Düz yüzüne geldiğimizde birer ilmek haroşa artırmış oluyoruz düz yüzünde. Ters yüzünde hiçbir şey yapmadan haroşaları haroşa, tersleri ters olarak örüyoruz hanımlar. Bu şekilde haroşalarımızı artırarak toplamda 12 ilmek olana kadar artırmamızı yapıyoruz. Gördüğünüz gibi zaten şuradan da anlayacaksınız. 6 ilmekle başladık. Devam ettik artırmaya, her düz yüzünde artırmaya. 12 ilmek olana kadar artırmamızı yaptık. 12 ilmek olduktan sonra artırmaları bıraktık hanımlar. Buradan itibaren 12 ilmek haroşa örgü olarak örüyoruz. Diğer ilmeklerimiz düz ve ters olarak öreceğiz. Hem düzden hem tersten ördüğümüz için 12 ilmeğimizi bu şekilde ilerleterek devam edeceğiz. Şimdi kaç sıra haroşa yapmışız onu sizlere söyleyeyim. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Toplamda 16 diş haroşa olacak topuğa kadar hanımlar. Dediğim gibi artırmaları 12 ilmek olana kadar yapın. 12 ilmek olduktan sonra sadece 12 ilmek haroşayı ilerletin bu şekilde. Toplamda 16 diş haroşamız olacak ayrımdan sonra. 16 diş. Bunu tabii ki bu sizin ayağınızın büyüklüğüne, küçüklüğüne göre değişebilir. Ayağınıza ölçerek yaparsanız, giyerek özellikle yaparsanız tam ayağınıza göre olacaktır. Bu benim 38 numaraya uyumlu. 39-40 numaraya yapacaksanız bu haroşa kısmını biraz daha fazlalaştırabilirsiniz. 2-3 diş daha fazla yapabilirsiniz. Şimdi 16 diş haroşamızı tamamlayalım. Kenar haroşamızın da 12 ilmek olana kadar artırmaya devam edelim.
Topuk kısmına daha sonra geçelim hanımlar. Evet hanımlar, topuğa kadar modelimizi tamamladık. Ayrımdan sonra bakın haroşamızı bu şekilde düz yüzünde birer birer arttırarak toplamda 12 haroşa olana kadar arttırmamıza devam ettik. 12 ilmek olduktan sonra arttırmayı bırakıp sadece 12 ilmeği haroşa olarak ördük topuğa kadar. Başlangıçtan yani ayrım kısmından topuğa kadar toplamda 16 diş haroşamız oldu. Şimdi topuk kısmına geçeceğiz birlikte. Ayağınız büyükse eğer bu haroşayı uzatabilirsiniz. 2 diş ya da 3 diş olarak uzatabilirsiniz. Şimdi isterseniz hemen topuğumuza geçelim. İlk 12 ilmeğimizi yine haroşa örgü olarak örüyoruz. 12 ilmeğimizi haroşa örgü olarak ördük. Düz ilmeklerimize geçiyoruz. Diğer ilmeklerimizi düz olarak örüyoruz. Ben bu arada 2 şişimi 1 şişe, diğer 2 şişimi de 1 şişe aktardım. Şu anda 3 şişle örüyorum hanımlar. Burası topumuzun tam orta kısmı. İlmeklerimiz 2 şişimizde de eşit. Şimdi bu şişimin sonunda 8 ilmek kalıncaya kadar bütün ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Evet, şişimin sonunda toplamda 8 ilmeğim kaldı. Bu 8 ilmeğin ilk 3'ünü birlikte alarak üçlü bir kesim yapıyorum. Kalan 5 ilmeğimi de düz olarak örüyorum. Bu boşalan şişimle işim kalmadı. Hemen bir kenara alıyorum ve sadece 2 şişimle devam ediyorum. Dediğim gibi burası topuğumuzun tam orta kısmı. Diğer şişimden 5 ilmek düz örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5. 5 ilmeğimi düz ördükten sonra sıradaki 3 ilmeğin 3'ünü birlikte alarak topuğumu oluşturmuş oluyorum. Hanımlar, topuğumun ilmekleri ilk kestiğim ve son kestiğim ilmekle birlikte toplamda 12 ilmek ayırdık topuğumuza. Son kestiğimiz ilmekten sonra geriye dönüyoruz. Karşı tarafa geçmeden. İlk ilmeğimizi örmeden alıyoruz. Modelin ters yüzündeyiz. 12 ilmeğimizi ters olarak öreceğiz. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 ilmeğimi ters olarak ördüm. 12. ilmeğimle bir sonraki ilmeğimi ters olarak kesiyorum. Geriye dönüyorum. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Bu defa modelin düz yüzünde olduğum için ilmeklerimi düz olarak örüyorum. 11 ilmeğimi düz olarak örüyorum. 12. ilmeğimle bir sonraki ilmeğimi kesiyorum. Geriye dönüyorum. Geriye döndükten sonra ilk ilmeğimi örmeden alıyorum. Diğer ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Her dönüşte mutlaka ilk ilmeğimizi örmeden alıyoruz hanımlar. Kesinlikle örmeyin. Örerseniz topuğunuz güzel olmaz. O yüzden örmeden alalım ilk dönüşlerde. 11 ilmeğimi ters olarak ördüm. 12. ilmeğimle bir sonraki ilmeğimi kesiyorum. Geriye dönüyorum. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Yine devam ediyorum. İlmeklerimi düz olarak örüyorum. 11 ilmeğimi. 11 ilmeğimi ördüm. 12. ilmeğimle bir sonraki ilmeğimi kesiyorum ve topuğumu oluşturmaya devam ediyorum. Bu şekilde 12 ilmeğimizi örerek sağdaki ve soldaki ilmeklerimizi birer birer eksiltiyoruz. Ta ki şişimizde haroşamıza kadar, bakın 12 ilmek haroşamız vardı. Bu 12 ilmek haroşaya kadar, yani gördüğünüz şu düz ilmeklerin hepsini birer birer eksiltiyoruz. Eksilttikten sonra haroşaya geldiğimizde buradan itibaren haroşa başlayacağız hanımlar. Şöyle arka tarafını da göstereyim. Gördüğünüz gibi buraları düz örerek haroşaya kadar örüyoruz. Daha sonrasında arka kısmına bu şekilde, yani yan kısımla eşit olsun diye bu şekilde haroşa yapıyoruz arka kısmına. Şimdi 12 ilmek haroşamıza kadar ilmeklerimizi birer birer eksiltip gelelim. Evet hanımlar, haroşamıza kadar bakın bütün ilmeklerimizi
birer birer eksilterek topuğumuzu oluşturduk. Şimdi topuğa ayırdığımız bu 12 ilmeği haroşa örgüye çevirerek devam edeceğiz. İlk ilmeğimizi örmeden alıyoruz. Ben haroşayı arkadan alarak örüyorum hanımlar. Siz nasıl rahat ediyorsanız haroşayı o şekilde örebilirsiniz. Benim ipim arkada, böyle ilmeklerimi arkadan alarak örüyorum. 11 ilmeğimi arkadan alarak ördüm. 12. ilmeğimle bir sonraki ilmeğimi kesiyorum. Geriye dönüyorum. Geriye döndükten sonra ilk ilmeğimi örmeden alıyorum ve ipimi arka tarafa atıyorum. İlmeklerimi yine arkadan alarak örüyorum. Haroşamızı bu şekilde oluşturuyoruz. Hem tersten hem düzden aynı yönden örerek haroşamızı oluşturuyoruz hanımlar. Bilmeyenler için bu bilgiyi de verelim. 11 ilmeğimi arkadan alarak ördüm. 12. ilmeğime geldim. Ön tarafa alıyorum ipimi. 12. ilmeğimle bir sonraki ilmeğimi ters olarak kesiyorum. Geriye dönüyorum. İlk ilmeğimi örmeden aldım. İpim yine arka tarafta. İlmeklerimi yine arkadan alarak örüyorum. Sadece bu kadar hanımlar. Daha önce hem tersten hem düzden örüyorduk. Şimdi sadece arkadan alarak örüyoruz ilmeklerimizi. 12. ilmeğimle bir sonraki ilmeğimi kesiyorum. Geriye dönüyorum. İlk ilmeğimi örmeden aldım. İpimi yine arka tarafa attım. İlmeklerimi yine arkadan alarak örüyorum. 11 ilmeğimi bu şekilde örüyorum. 12. ilmeğime gelince ipimi ön tarafa alıyorum. 12. ilmeğimle bir sonraki ilmeğimi kesiyorum. Geriye dönüyorum. Evet hanımlar, bakın arka kısmının haroşası da bu şekilde oluyor. Şimdi aynı şekilde ilerleyerek sadece 12 ilmeğimizi haroşaya çevirdik. İlmeklerimizi arkadan alarak ördük. Yine aynı şekilde birer birer eksiltmeye devam ediyoruz ve 12 ilmeğimizi haroşa örgü olarak örüyoruz. Şimdi şişimizin sonunda 2 ilmek kalıncaya kadar yine ilmeklerimizi birer birer eksiltelim. Burayı da haroşa örgü olarak örelim hanımlar. Daha sonra görüşelim. Evet hanımlar, bakın arka kısmının haroşası bu şekilde. Yine ilmeklerimizi birer birer eksilttik. Şişimizin sonunda 2 ilmek kaldı. Devam ediyoruz. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Yine ilmeklerimi arkadan alarak örüyorum. 11 ilmeğimi bu şekilde örüyorum. 12. ilmeğimle bir sonraki ilmeğimi kesiyorum. Geriye dönüyorum. İlk ilmeğimi örmeden aldım. İpim arka tarafta. Artık son sıramızdayız hanımlar. Patiğimizi tamamlayacağız. 11 ilmeğimi yine arkadan alarak haroşa örgü yapıyorum. 11 ilmeğimi ördüm. 3 tane ilmeğim kaldı. İpimi ön tarafa alıyorum. Bu 3 ilmeğin 3'ünü de birlikte alarak sağ taraftaki ilmeklerimi bitirmiş oluyorum gördüğünüz gibi. Şimdi bu ilmeklerin tamamını kesip patiğimizi tamamlayacağız. İlk 2 ilmeği ikisini birlikte alarak kesiyorum. Şişimden çıkarıyorum. Buradaki ilmeği diğer şişime tekrar takıyorum. Yine 2 ilmeği birlikte alarak kesiyorum. İlmeği şişe takıyorum. 2 ilmeği birlikte alarak kesiyorum. İlmeği şişe takıyorum. 2 ilmeği birlikte alarak kesiyorum. Aynı şekilde devam ediyorum. İlmeklerimi bu şekilde kesmeye devam ediyorum. Evet, şimdi kesme yaptım. Yani şu ilmeğime geldim. İlmeği tekrar şişime takıyorum. 4 ilmeğim kaldı. Bu 4 ilmeğin 4'ünü de birlikte alarak tamamını kesiyorum. Bir tane zincir çekiyorum. Bakın hiçbir potluk olmuyor hanımlar. Benim yaptığım gibi yaparsanız hiçbir potluk olmaz burada. Bir tane zincir çekip hemen ipimi kesiyorum. Patiğimi tamamlıyorum. Ayak mankenimi de alıyorum. Hemen patiğimizi geçirelim. Çok sade ve çok güzel oldu. İnşallah sizler de beğenirsiniz. İpimi şöyle iç tarafa alıyorum. Bakın patiğimiz çok güzel oldu hanımlar. İnşallah sizler de beğenirsiniz. Arka kısmı da gayet güzel duruyor. Ayağınızda tam olarak oturacaktır.
İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone değilseniz eğer abone olursanız çok sevinirim. Bildirimleri de açarsanız video yüklediğimde hemen haberdar olursunuz. Videolarımı beğenmeyi, altına yorum yapmayı unutmayın hanımlar. Desteğinizi bekliyorum bu konuda. Kanalıma abonelik ücretsizdir. Bu hatırlatmayı da yapıyorum. Tekrar teşekkür ediyorum izlediğiniz için. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.